Bak ben sana bir şey söyleyeyim ha. mi Metin? Rozier şamp Sergen'le Beşiktaş şampiyon oldu ya. Evet. O Rozier performansını gözünün önüne getir. Tamam. Ne oldu Rozier öldü mü? Çok bir yaşlandı. Aynı Rozier. Öldeki Ro adam yok. Bravo. Gezal yok. Fakat Rozier gerçek performanslı bir Rozier'i düşün. Hı hı. Türkiye'de bu ara işte Şasaboy değil mi? Çok formda. Şasaboy, Rozier, diyelim ki Sabek'te de o yani üç büyükten bahsediyoruz. Hı. Ben bir Kim süperlikte takımım olsa Rozier'i alırım. Saat i̇yi. formdaki Roziye'ye alır. Oyuncu tarifinden mi? Tabii ki. Dinamik, çabuk, sert zaman zaman. seviyor, defansta zor çalım yiyor, kademesi iyi anladın mı? Fakat ruh açısından biraz problemli bir adam gibi. Ali hani ani bir patlamayla mesela tık kırmızı görebilir. Öfke kontrolü Öfke yok. Öfke kontrolleri zayıf yani, bir oyuncu. Zayıf. Şasa daha dengeli bir oyuncu. Savunmacılar için bu önemli hocam. Tabii. Tabii öfke kontrollü. Chasaboy hmm. daha sakin bir oyuncu. Evet. Yani zor kavga ediyor. Zaten hisset zor... hissettiriyor onu. Yüzü öyle, de değil mi? Üzüntüsüyle geliyor, evet. veriyor, değil evet. mi oyunu? Öfke o, dinamik. Çok öfkeli görmüyorsun mesela. Evet, evet. Bir hata yapsa da ya da bir rakiple sert temasa girse de bir öfkesi yok. Rozier mesela kendisine sert girir, mi? Adamı yiyecekmiş gibi falan bakıyor. Zaman zaman o faydalı o da olur o duygu ama bu, bu zarar neyi neye verdim? Yani öyle iyi bir sabeki var evet, Beşiktaş'ın tamam. formda olduğu zaman. Öyle bek, iyi bir insanlığı ki var. Aku. Sol bek su Et mi balık mı çözemedi. Ben ama bir Sen denge... Sen çözdün mü? Yok ama bir denge... Ben Ge... çözemedim. Bir et denge... mi balık mı? Bir denge getiriyor oraya. Evet. Çok zaafı var mı? Yok. Çok mu acayip haydi? Hayır. Ama sol bekme Hayır be... işte et mi balık mı diyorsun? Tamam işte tamam. O mu var mı? Ama yok. Bu var mı? E o da yok. Et evet, ve evet. tavuk o zaman ne diyeyim yani. yani, yani. <laughs> Et de <laughs> değil balık da <laughs> <ve> tavuk. <laughs> tavuk. İkisinin <laughs> ortası bir şey. <laughs> ben ama o sol tarafı halledersem. Gene açısından genel söylüyorum. açısından ya, Yani evet. ben ama o bölgede de çok sorun olduğunu düşünmüyorum beşiktaş. Ben sorun olarak söylemiyorum. Ama, ama çok artı bir şey mi? Evet. O değil diyorsun. Ama çok kötü bir oyuncu mu? Değil. Mesela değil. şu maçta Beşiktaş maçı kaç kaç kazandı? 1-0. Golü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Kim attı ortayı? Masuaku attı. Masuaku attı. Bak yavaş yavaş Çık, hatırlıyorsun. Tabii. Bak, bak Masuaku corner bayrağının biraz daha gerisinden 40 metreye bile isteye Onur'un kafasına topu attı kardeş. Evet, Böyle var. garip ortaları ve hiç beklenmedik var, var, şutları var. falan çıkarıyor. Tabii o özelliği Şimdi var. Şimdi diyeceksin yani. ki ne o? İşte o bu. Ben savunma özelliği. Buna ne deniyor? Kilit pas mı deniyor? Asisten önceki pas. <laughs> Asist mi Asistin asisti bilemiyorlardır o kadar ya. Bu asistin asisti çıktı bir de. Asistin asisti demek şu demek aslında Türkçesi. Asistan pas. Yok, anasının nikahı demek. Ya dur. <gülüyor>, Gülüyor bunlar. Niye gülüyorsunuz? Anasının nikahı ne demek? Yok iyi, artık dersin değil mi? Bu kadar iyi mi? anlatılamazdı. Evet. Yani o değil mi abi? O pasın direkt karşısında. Böyle anlatılmaz yapıyordum. mı? Yalan baba. Yani <laughs> ya abartmayalım diyelim yani. biz, abart hayır, yani. abartmıyoruz da. Hayır. hayır toplu... Abartmayalım evet. diyoruz kamuoyunu. Anladım. Asistin, asistin ha, falan yani. Toplumda öyle bir şey olmaz mı? Bir şeyi çok abartırsın karşısına gel. Yok anasının <laughs> nikahı. Öyle tabii. demez mi insanlar? Tabii, tabii. Bu da asistin asiste. Adam orta yapmış. Ya yani. asistin asistine kardeşim adamı orta atmış Zaten ya. ileriki programlarda onları biraz üzerine gideceğiz. Kavramlara He. sorular soralım hocam sen. Anladım seninle. böyle garip şeyler. Hayır, kavramlara sorular soralım. Mesela sorular. hat kıran pas var. Şimdi o, o hat bak hat duymadın hat mı? Pas. Bunu duymadın mı? Ben senin kadar e, He, ben takım ya bu işlere. Ha. Hat kıran pas. Ne onu soruşturuyorum bizim çocuk buradaki çocuklar biliyor. Hat e. kıran pası öğrendim. Ben meğerse oynarken bir ton at pas atmışım ama haberim yok bugün öğreniyorum. İyi öğrendim. bir şey mi? Ye. Yeah. İyi bir şey. İyi bir şey. Ha, iyi bir şey. İyi bir şey. Aferin. Sen hat yapmışsın pas. yine de iyi bir şey. <laughs> evet mesela hat kıran pas varmış. Mesela enteresan. Ne olsun Kilit ya? Kilit pas. Tabirleri öğreneceğiz. Evet, ama ya. kafam karışıyor abi. Tamam, ama biz tamam oyunu filme anlatmaya çalışıyoruz. Şu film tabirleri evet. kullanmak fena değil bence ama evet. biz kafamızdaki Metin filmi çok, anlatıyoruz. O aklında tutamıyorsun doğru, onu ya. Doğru. doğru. Anladın mı? Bak mühim olan, mühim, olan, her şeyde olduğu gibi bana göre içerik. Tabii ki söyleyiş tarzı. Şöyle anlatır şey. mesela. Ama. Hat krampas değil mi? Nefis bir orta attı, orta kesti eskiden öyle, kesti kes nefis bir orta kesti. Evinde orta açma falan diyorlar değil orta, orta açma, açma ya diyorlar börek açma gibi ya, ya. Ya, ya. Orta açsana kardeşim diyen var ya o kadar da değil ne? abi. Ne? Ne? Katbek. işte. Geliştire. Bu çağrıyı buradan alın. Bu iyice kafamı karıştırdı <laughs> Her şey Tatbek diyor, Makbek diyor. Peki hocam. Dur, bu zaten Çin yemekleri yiyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya Türkçe'yle hiç ilgisi yok <laughs> bu çağrının. Ç Çin yemekleri Çin <laughs> yemeği, konuşmaları böyle Tatbek'ten oraya geçti, Tatbek attı. Katbek, Katbek. Katbek. Tatbek diyor iş işte <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> Bir şey diyeceğim hocam. Şimdi Beşiktaş'tan kopar mı beni? Kadroyu yaptık. Hı. Orta saha. Hacı Ahmetoviç görür mü işi? Çok enteresan duygular içerisindeyim o evet. çocuk için. Çok beğendiğim bir oyuncu biliyor musun? Konya'dan. Konya'dan. Evet. Çok beğendiğim bir oyuncu. Fakat benim temin anlattığım ön Nasıl libero tanımına hiç uymuyor. Hiç uymuyor. Bu da bu var evet. orada da. evet. Bıdı hiç yani. uymuyor. Sıp, sıp. Çünkü topla oynamayı çok seviyor. Hep de oyunun Topu içinde olma. Evet. Hani göbekte Atiba'nın verdiği denge, güven bir mesela Galatasaray'da bir ara Fernandinho mu ne vardı? Bazıları topla Anladın oynamak ister. Anladın mı beni? Evet. Bunlar, bunlar top, topla, topla oynamak ister. Evet. Şurada. Ne demek o? Devamlı topla. Bazıları da takıma faydalanık. Orada yani o dengeyi veriyorlar. Evet, evet abi. Bunlar futbol evet. toptan keyif alıyorlar. Evet oluyorlar. abi. Ya. Doğru söylüyorum evet, söylüyorsun? Evet, Anladın değil mi? Evet. İbadet edebildim Yoksa yani. Yoksa ben Hacı Ahmet Oviç'i beğeniyorum <laughs> ama, ama benim tarzımda bir önlü böyle sanki Beşiktaş'a daha iyi olur gibi. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Önlü böyle bende alternatif olur her zaman evet. için. Zaman zaman kullanımsız evet. ama daha dengeli Zaten bir önlü Zaten Konya'da orada oynamadım Metin. Ne? Konya'da daha çok... Bizim yeni deyimle sekiz falan diyorlar ya. Kaleyle daha mesafesinde tabii. Kaleyle yani daha yakındı ya. Yani. Önlü gibi değildi Değil. Konya'da. Peki benim bu seneki sürprizim veya çok daha yüksek bir Getson Farnandes. Getson Farnandes. Getson Sür sürpriz. Getson. sürprizim. Getson Fernandez. Getson Fernandez. Getson mu diyoruz? Getson. Getson Fernandez. Niye dönünün. sürprizi? Ben çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İşte niye? Ya öyle Hayır, bir ama... oyuncuya niye sürpriz Hayır söyle diyorum. Onu anlamadım. Bugüne kadar. Beni hiç şaşırtmıyor Bence mesela. bak kendi tarihimle. Gereksiz yerlerde oynamış bir oyuncu. Almış vermiş almış. Vermiş. Ya Haza Kale ile bağlantısı olan bir oyuncu o ya. Parmak ucu var, vuruşu var, pas var. Şuraya geleceğim. Müthiş oyuncu ya. Müthiş oyuncu bence. Sen Bak. onun bir Rize formasıyla Rize Galatasaray maçı var hatırlar mısın? Ben orta sahacını demiyorum ama kaleye, kaleye daha farklı bir oyuncu izliyor. Bak skoru çok yüksek olacak bu sene. Çok iddia ediyorum. Geçen sene 2-3 golde kaldı. Bu sene 10 gol çift taneli olacak diye gol sayısı diye düşünüyorum. Fernandes'in mi? Fernandez'in. Ben biraz fren yapsan diyorum Mettim. Yok bak. Biraz gaza gelmiş gördüm. Hızlıyım şimdi. ben hocam. Ha, <laughs> de <Tirek gülüyor> zor oluyor. Ben öfkeliyim. <laughs> Allah aşkına şu <laughs> yayını izleyenler. Ben öfkeliyim öfkeli ya. Hızlı öfkeli 8. Onların böyle seri filmi vardı ya. Biz 8. bir şeyiz, 7 kere çekildi o hızlı <laughs> öfkeli. 1, 2, 3, 5, 7, 8. 9 olmaz inşallah. Biz, biz de kalırız yani. İnşallah. Şeyi söyleyeceğim ama. E, ee, Hoca'nın şöyle bir tabir var. Çok da soruyor. Sen bana katılacaksın. İşte Hoca'nın dokunuşları. İşte bu şeye. Burak. Ozan. Volkan, nedir dokunuş? Ben bir kere içine açtım. Çok açıklayayım Söyle açıklayayım mı ben sana? Açıkla. Dokunuş dediğiniz nedir biliyor musun diye. Ben kendi penceremden açtım. Sen söyle abi. Ha. Çünkü ben cevabım bilmiyorum olacak. Ha bilmiyorum. Şu, şu, <laughs> sen şu Sen anlat. Şu açık var mı bunu? Dokunuş evet. dediğiniz şey esasında evet. gidip dokunmuyor, bitmiyor evet. dedim yani. Evet. Dokunmak dediğiniz şu. Oyuncu da bazı özellikler görüyor. Ve bu, bu özelliklere inanıp ona güven ve şeyle oynatma devamlılığı sağlıyor. Oynama devamlılığı. Evet. Budur dokunuş dedim. Ya dokunuş çok. çok... Hoca dokunuş. Lan ne yapıyor? Gol atmayı öğretecek bura? Atıyorum. Açıklı, evet. Son... Gestrom... Hayır. Onda da yapabilirliği görüp ona güven ve forma vermek. Öz güveni verip o, ben, o serbestliği de, verip. serbestliği evet. de, o devamlı oynama devamlılığı ha, sağlıyor. Olan, yani, doğru ya, mudur? Bu açıklanabilir o, değil mi hocam? doğru söylüyorsun. Ben çünkü başka bir cevabı evet. Da veremiyorum. Aynen öyle. Mesela bir oyuncu çalım yeteneği çok gelişmiştir. Öyle bir hocayla çalışır ki Çalım atmaktan nefret eder o hoca. Der ki çabuk basit, oyna. basit oyna. Ne demek basit ha, oyna? Ama ya? bir hocaya bir denk gelirsin. O hoca senin çalım yeteneğinden çok i̇şte, etkilenir. Bravo. Der ki kardeşim kaptır. İstediğin kadar kaptır çalım dene. Hocam, Adamı geçmeye hocam. dene. Sana o güveni veriyorum der. Sen çalımları bir atarsın. Mesih Messi, birden Messi, birden bizde kaç tane oyuncu biliyor musun hocam? Şimdi istatistikler var ya. Biraz oraya değiniriz sen de istatistikleri. Çok seversin sen de istatistikleri. İstatistik bayılırım. öyle anlatırsın. Bayılırım bayılırım. Mesih 10 bayılıyor. girişiminden 3'ünde başarılı olmuş hocam. Ama maç 3-0 oluyormuş. Tamam. Yüzde %30 ile oynuyor. Ama o üçünde başarılı olduğunu söylemeseydin i̇şte, bana hayır. ne kötü oyuncu derim. Yani Oy. Sayıya baktığın zaman Tabii. bu top kaybı öyle değil hikaye işte. İlali. ha sen çalımı destekleyen hoca dedin ya onun için söylüyorum. Evet. Ya Messi çalım atmasa futbolcu mu olur ya? Tabii Sıradan ki. bir oyuncu olur. Tabii Messi ki ama Messi'nin düşünsene kafasında bir tane hoca vardı ilk zamanları diyelim. Adama çalım atmayı yasaklamış. Sen evet. vereceksin gideceksin. Messi Vereceksin olamazsın. Gideceksin. Messi olamazsın. E şeye... E ee, Şaviye topla dönme basit öyle geri oyne desen nasıl Ben mesela İsmail Yüksek'i diyorum ya mesela ha. oyundaysa her ölü topa her ölü topa her yan topa gönderirim. Git kardeşim diye. Bazen bir bakıyorum İsmail Yüksek 18'in 5 Artık metre de. gerisinde Fenerbahçe oynar oradan seyrediyor. Vuruş yapacak. Orada falan. hiç kafa vurma ihtimali olmayan oyuncular da yalandan iş olsun diye oraya gitmişler. Peki hocam Beşiktaş'la uzaklaşmayalım diye peki evet. hocam diyorum yanlış anlama. Orta sahasında son Fernandez, Hacı Amvetoviç oraya bir tane bulursa daha denge olur diyorsun. Evet. Doğru mu? Salih'in performansı, bu, geçen sene idare etti, bu sene çok iyi başladı. Evet. Ama ben orada bir oyuncu da olması gerekiyor. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Katılıyorsun çünkü, Evet, aynen öyle. Abi, çünkü... oraya... Abi Salih Uçan çok iyi niyetli Bak, falan ama... Salih yani. Uçan'da bir tek şey var hocam. Teknik kalite tamam, futbol görüşü tamam ama Rahvan. Çok Rahvan. Rahvan. Bir daha abi Üç bir şey söyleyeyim. 3 metresi olacak hocam. Metin bir de bir şey söyleyeyim. 3 metresi olması çıkışı olsa futbolcu mu olur? Aynen öyle. Yani? Bir de bir şey söyleyeyim. Orta saha oyuncuları 2. Özellikle ta, önünü böyle demiyorum. Hani defansiyonun önünde benim... 8'de 10. Evet 8'de 10 diyorlar ya. Sağ iç sol iç tamam. diyorum ben eskiden. Sağ iç sol iç oyuncusunda ben kendi tabirimi söylüyorum. Fırına girmeyen oyuncuyu sevmiyorum. Fırına gireceksin. Ne demektir fırın? Fırın on 18 içidir. Hmm. Herkes bir tabir buluyor. Harp sahip istiyor. Ben harp <laughs> sahip istemiyorum mesela. Fırın. Benim 18'imin içi. Türkçe. Evet Türkçe. Türkçe. Fırın. Niye fırın diyorum 18'in içine? Orası alev gibi yanıyor. Yanar Metin sen. Çünkü sen forvet oyuncusun. En zor yer orasıdır. Ben ne diyorum onu biliyor musun? He. Şimdi sağın içinde her yer gibi durur diyorum. Orası başka bir yer. İşte ben de oraya çünkü fırın diyorum. Kaleye yaklaştın. Eyvah kaleye evet, yaklaştın. Abi. abi. Fırın abi orası. Birçok oyuncu ben yanacağım. Hani fırına girersen yanıyor. Ben yanacağım diye oraya hiç girmez. Yanamaz, girmez. Hep dışarıda. Orada orada gol atmak evet. var. gol kaçırmak evet. var. Evet. Birçok oyuncu da gençliğinden şöyle bir anı kalmıştır. Fırın çabuk güzelmiş çabuk hocam be. orta savuncularına. Çabuk defansa döneceksin. <laughs> Birçok oyuncu defansa dönemem. Eyvah Bravo. hoca beni azarlar, keser diye e, kontrollü gidiyor. 18'in önlerinde kalayım da top dönerse yerime döneyim çok diye bu çocukluktan bu çocukluktan insana yerleşir. Bu bunu atmak çok zordur Metin. Cesur oyuncuyu seviyorum orta sahada. Cesur. Hocam ben de eskiden Mihaz... çok oynamış hatırlıyor musun beni? Çok zordur Metin diyorsun da. Hadi ben mimar değildim yani. Ben de futbolcuydum. Hayır. <laughs> konuşma tarzım mı <laughs> öyle oldu? Yok öyle olmuş şey dedin. Anlıyor musun Metin dedim. Çok zordur. Ya ben, dedim, ben, dedim. Metin ben de mimar neden değilim biliyorum. abi. Metin hadi. neden biliyorum? Ben bunları ha. o kadar çok insana anlatıyorum ki. Ve hiçbiri beni anlamıyor biliyor musun? Çünkü karşımda mesela senin gibi. Yani niye anlamazsın ya? Abi an? anlamıyor, anlamıyor, şimdi Bak bir şey söyleyeyim. Sana. Tamam. Bir şey demiyorum. Çok iyi futbol yorumcusu olabilirsin. Hı -hı. Eğer o sahaya girmediysen. Yani senin benim gibi insanlardan bahsediyorum. Ben bütün futbol yorumcuları futbol oynamış adamlardan olur demiyorum. Bence bak o yanlış anlaşılmasın. Dışarıdan bakışın da tabii bir ki. görüşü olması lazım. Yani var tabii o görüş olsun zaten ki var çok da başarılı çok kardeşlerimiz var. Arkadaşlarımız var. O... var Fakat şunu söylüyorum. Beni niye anlay beni anlayamazlar. Beni sen onlardan iyi anlarsın. O ruhunu iyi anlıyorum. Çünkü tabii. o fırına girmedi onlar. Hayatı ya bana öyle davranmadın da o yüzden. Hani öyle yani. mi? Sen yani o fırındasın ben hep. Ha fırındayım. He. Ama, Ama o neden ben de o fırında çok çok, çok korkanlardandın mı fırına girerken Aa, biliyorsun Çok girdi. Çok goller yani, ama... Kafa golleri. Ya verin, tamam kafa da hocam orası sağın her yeri gibi değildir. Onlar değil herkes, işte. Herkes 18 18'içi futbolcusu olamaz. Onun için ben ona fırın diyorum. Güzel. Ben Mesela şey, Salih Uçan. Hocam bunu kullanabilir miyim? Tabii ki. Sen Sa... şey, senin olmak üzere. Ne demek ya? Tamam. Şey, şey Uçan... sen de ne der ona? Salih Uçan. Ha telif hakkı sende. Ne fırın demek ya? Ama. Bir Sist... yerden çalıntı değil değil mi? Senin mi bu? Yok ya benim ha, ya. Salih Uçan fırına girmeyen oyunculardan. Bak dikkat et. Fırına girmeyen oyunculardan ben mesela Zaki beğeniyorum. Niye bundan biliyor musun? Bir bakıyorum orada adam santrafor koşusu atmış. Santrafor golü atıyor. Arkada ben nasıl düş düşünüyorum. Evet Simanski de öyle. Bakıyorum oraya koşu atıyor 18'e. İçeri giriyor. Salih Uçan çok ender. Ama alan savunmaları çok bunu önden. sağladı artık. Çok orta önder. Orta sahadaki alan pozisyon ya. oyunları öne itebiliyor. Bak gol sayısı daha az onun için değil mi Salih Uçan? Tabii. Halbuki meziyetleri var. Bu vuruşu var. Vuruşu var. Plasesi şutu var. var akıllı, plasesi akıl, var. var. Boyu gereği arka direklerde çok girse Burası kafa boyu e, da yapar. Hadi. girmiyor var, fırına girmiyor fırına. girmiyor fırına. Neden? Yanarım. Yerime dönemem. Mevkimi kaybederim. Golü kaçırırım. Bak, Ay, bravo. Var. Bravo. Fırına girmiyor fırına gireceksin kardeşim. Fırına girmek risk almak demek. Aynen öyle. Yani alev alev yanar 18 içi. 18 dışında kaleyle alakası olmayan yerlerde sanat icra edersin. Oo çok kolay o. Bak bu yaşımda bile oynat beni orta sahanın ortasında. Aldım mı böyle yaparım. Hop. Buradan bir daha çekerim. Hop bir dışla götür getir. Rakip yok. Oo rakip yok. Bir de dibine girerek 30 metre yandan anlamsız bir pas. Ona diyorlar ya, oyunun yengini değiştirdi. Yeni Dünya yok. ne kolay iş ya. Yönünü değiştirdi. <laughs> Hoppa attım onu bitti. Ben öne gidiyor musun kareye? Fırına koşuyor musun? Fırına koşu yapıyor musun? <laughs> Hocam, ben öyle orta bak, Çok senin. güzel anlattın. İngilizlerinde bir futbol sözü var. Onu söyleyeyim. Çok söyle. İngilizce, gidi... mi? Yok. Türkçe, Türkçe söyle. İngilizce söyleyeyim mi? <laughs> söyle. Valla söyle. O, o oldu. <laughs> ne İngilizce söyleyeyim de söyleyeyim. Ben Spes. söylüyorum işte. Şey şey. Harf futbol Spes. bütün sahada oynansa dahi sonuç, sonuç 2-18'de belirlenir. Tabii ki. Yani hakikaten öyle. Orada 2, saçma dedi, olacaksın, tabii. orada hüner yapacaksın. Orada hep ilk olan olacaksın diyor adam. 2018'de birinci abi. sen olacaksın. Abi abi. Diyor. Yani evet. Orada hep birinci sen olacaksın. Evet diyor. sen şimdi Beşiktaş'ta olduğun evet. için biz herhalde... Bütün sahada oynuyoruz ama hikaye orada abi. O doğru. Bir de Beşiktaş'ta olduğun için sen herhalde biz, biz 75 dakika Beşiktaş'ı konuşacağız.